Evet, bugün güzel, keyifli bir cuma günü geçiriyoruz hep birlikte. Çok farklı alanlarda işlerinde uzmanları ağırlıyoruz, uzman hanımları ağırlıyoruz ve işte bir uzman daha, üstelik de Türkiye için çok da önemli bir uzman. Voleybolcularımız biliyorsunuz prensesler ve onlardan bir tanesi sevgili Özlem Özçelik bizlerle beraber. Teşekkür ederim. Çok güzel. Prenses, Sultan, yani o dönem her şey gerçekten aldığımız başarılardan dolayı Türkiye'nin zaten sevgisini kazanmıştık ve hala kazanmaya devam ediyoruz. Bu da çok gurur verici bir şey. Filenin sultanları olarak diyorlar. Başladık ve hala Evet. o şekilde Filenin devam sultanları, ediyoruz. Pota'nın perileri, Filenin sultanları Evet. galiba değil mi? Pota'nın perileri basketbolcu basketbolcular. arkadaşlarımız, Filenin bayanlarımız. sultanları da Biz. Filenin biz. sultanları biz olduk. Top var mı top? Getirdin mi Topumu, evet, top? top getirdim. Ha, İsterseniz tamam. bir şeyler yapabiliriz. Ama Git sizde git. topuklu var. Çıkarırız Sorun canım. Vay, ne güzel attın öyle. Bu mu voleybol topu? Şimdi bu Profesyonel. normalde bizim voleybol topumuz farklı ama bununla da oynanabiliyor. Yani Ha. siz daha önce oynadınız mı bilmiyorum ama. Yok, ben hiç Yani voleybol oynamadım ama zevki keyiflidir. önce bir sohbet edelim, birazcık sevgili Tamam. Özlem Özçelik'i tanıyalım. Çünkü gerçekten son derece başarılı bir voleybolcumuz ve aynı zamanda 4 ciddi takımda, 4 rakip takımda oynamış da Oynadım. tek Evet. voleybolcumuzsunuz. Evet, oynadım. Hangileri bu takımlar? Şimdi Eczacıbaşı'nda başladım ben. Yani Özlem Özçelik olarak zaten Eczacıbaşı Bayan Voleybol takımında bir takım başarılara imza attıktan sonra sırasıyla Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş onlarda da oynadım. Tabii Türkiye'nin daha birçok takımlarına da Türk Telekom, Güneş Sigorta. Bunlarda sayısız şampiyonluklar yaşadım. Milli takımda şampiyonluklar yaşadım. Bu arada yurt dışında Rusya'da Dinamo Moskova'ya transfer oldum. Bu milli takımda aldığımız başarılardan sonra oradan bir transfer teklifi aldım. Ben de onu değerlendirmek istedim. Gerçekten orada da bir şampiyonluk yaşadım. Rusya şampiyonluğu. Yani Rusya şampiyonluğu ile Türkiye şampiyonluğu farklı mı oluyor kutlamalar açısından? Yani kutlamalar açısından tabii ki orası birazcık daha farklı. Gerçi bizim hani bir milli duygularımız var ya içeride. Hani onu yaşayarak yaşamak farklı. Bir de orada yabancı oyuncu olarak oynuyorsunuz. Yani orada sizi transfer ediyorlar yurt dışında takımlarına yardımcı olabilmeniz için ve sizi seçiyorlar. Gerçekten zaten ben oraya gittiğimde çok gurur duydum. Ve hani başaracağımı biliyordum. Orada da çok sert bir lig var, çok zor Öyle bir lig mi? var. Zaten kızların hepsi uzun, güce dayalı bir voleybol var. Onun için orada yaşamak da Bu farklıydı, ne? burada yaşamak da farklı. Ha, bu benim milli Oo, takımda. best blocker. Ha, blocker olarak. Benim mevki olarak ben... Vazo mu veriyorlar? Onun gibi üstüne işte Avrupa Şampiyonası'nda en iyi blok yapan Şöyle. oyuncu Ha, seçilmiştim. oh. Ona onun için vermişlerdi bana. Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa en iyi blok Şampiyonası'nda. yapan. Şöyle bir şey, istatistik tutuyorlar bütün maçlarda. Çok iyi. Yaptığınız blok sayısına göre en çok blok yapan oyuncu bu ödülü almaya hak kazanıyor. Ay, çok güzel fotoğraflar var. Şöyle bir göstereyim mi? İşte efendim, bu Bu en evet. güzel fotoğraflardan biri. Bu Filenin sultanları. Evet, Ankara'da aldığımız hakikaten çok önemli başarılar var. Ankara'da benim için çok farklı bir yerde. O yani şu anda anlatılmayacak duygular da var. Ve sürekli yaşıyorum. Hani insanlar sürekli hatırlıyorlar. Sürekli o zamandan bahsediyorlar ve hakikaten tarif edilmeyen duygular yaşamıştık zaten o zaman daha. Kaç Çünkü yaşında başladın? ben birazcık geç başladım voleybola. 15 yaşında başladım. Yani başladığım andan itibaren zaten milli takıma, hemen başladığım senenin bir sene sonra milli takıma seçildim. Yıldız milli takıma. Ve genç milli takıma geçtiğimde hem yıldız hem genç hem A milli takımda aynı anda maçlara çıkıyordum. Yani bir günde 2-3 maç oynadığımı bilirim. O zaman gerçekten çok yoğun bir dönem yaşadım. Hem milli takım hem lig takımları. Tatil yapamıyorsunuz. Yazın hiç tatiliniz olmuyor.
Çünkü sezon bittikten sonra hemen milli takım kampları başlıyor. Oraya gidiyorsunuz. Hmm. Kampta milli takım maçlarıyla beraber. Zaten milli takım maçları bittikten sonra da sezon yine başlıyor. Yine tekrar dönüyorsunuz. Yani tatil yapma fırsatınız bir hafta yaptınız yapamadınız. Gitti. Ama sevdikten sonra bunların hiçbiri gözünüze batmıyor. Neden voleybol çok seviliyor? Voleybol neden çok seviliyor? Şimdi bir bayan sporu olarak bir kere görülüyor voleybol. Ve dediğim gibi hani ilk başlarda işte bu bizim Avrupa Şampiyonası'nda derece yapmadan önceki zamanlarda pek fazla tanınmıyordu, ilgi bilinmiyordu. Yoktu. Evet. Fakat bizim aldığımız o başarı, insanların gösterdikleri o ilgi, alaka ve buna da basın ve televizyonda eklenince gerçekten voleybolda bizim ne kadar başarılı olduğumuzu herkes gördü ve bu hani Avrupa'yı da geçtik, dünyada başarılı olmaya başladık. Bu şu anda hala devam ediyor ve bu devam ettikçe zaten voleybolumuz çok daha iyi yerlere de sevilmeye devam edecek. İtalya ve Brezilya ile mi karşılaşmıştınız siz? Onlar mı zorlamışlardı sizi? Hatırlıyorum İtalya ve Brezilya, evet, ama. Evet, Brezilya zaten voleybolda, bayan voleybolunda bir ekol. Hı. Hem beach voleybol olsun hem normal voleybol olsun. Onlar bir ekol zaten. Rusya bir ekol voleybolda. Fakat o ekollerin arasına şimdi son yıllarda biz de girmeye başladık. Çünkü onları zorlamaya başladık. Karşılaştığımız turnuvalarda gerçekten hani eskiden olsa Rusya ile oynuyoruz, ne yapacağız? Çok uzunlar, çok kuvvetliler, çok sert vuruyorlar, çok iyi sıçrıyorlar, çok çabuk oynuyorlar. Bu durumdaydı. Hmm. Fakat şimdi öyle bir şey yok. Baktığınız zaman karşınızda İtalya var. Çıkıp oynadıktan sonra çok fazla bir etkileri olmuyor ki İtalya'yı da birçok defa yendik, Rusya'yı yendik. Hmm. Brezilya'yı daha yenemedik ama onları da yenebilecek durumdayız. Şimdi Dünya Şampiyonası'na gitme hakkı kazandık tekrar, üçüncü kez. Orada yine grubumuzda Brezilya var ama o Brezilya takımından birkaç oyuncu Türkiye'de oynuyor yabancı oyuncu statüsünde. Karşı takımı da tanıyoruz çünkü hani senelerdir aynı takım. Hani şu anda güç olarak hemen hemen aynı dengedeyiz. Kaç yaşa kadar devam edebilir bir voleybol? Şimdi kendinize iyi baktığınız müddetçe kilo çok önemli bir kere. Yani kilo kilolu olduğunuz zaman hani sıçramada, ne bileyim çabuklukta biraz etki edebiliyor. Sakatlıklara çok fazla etki edebiliyor. Ama hani kendinize baktığınız zaman kilonuz da az oldu, iyi çalıştığınız zaman bence oynayabildiğiniz kadar oynayabilirsiniz. Oynayabildiğiniz kadar oynayabilirsiniz. Benim eşime göre bir hanımefendiye en çok yakışan spor voleybolmuş. Onun da klasmanını ayırıyor, beach voleymiş. Evet, beach voley. O da çok zevkli bir... İki kişi karşılıklı. İki kişi karşılıklı oynuyor. Çok daha zor tabii yazın oynandığı için. Gerçi kışın da artık bizim ligimizde de onun ligi başladı, yapılıyor. Yazın kumda oynamak da çok zor. O güneşin altında oynuyorsun ama... Ne kadar zorsa bir o kadar da zevkli bir spor. Yani yazında bazı arkadaşlarım onu tatil, hani artık voleybol oynadım bütün kış, birazcık tatil yapayım dersin ya. Artık yeter dersin. Ama gidiyorsun dersin, tatil yaparken bakıyorsun voleybol oynuyorlar. Ay hadi birazcık oynayayım falan, kopamıyorsun yani. O da birazcık bağımlılık yapıyor beach voleyde. Boy kaç? 1.90. Of. Şu anda mesela yeni gelen gençlerimiz. Of. Yeni gelen gençlerimizin fizikleri çok daha yakın. Yani yakın derken bana yakın ve uzun boylu oyuncular geliyor. Ailede gençlerimiz. Kim çok boylu? Babam uzundur. Eski basketçilerden mi? Babam bir zaman spor yapmış ama sonra bırakmış. Ama tabii ki fizik olarak boy uzun. Türk kardeşim kadını... uzundur. Ha, yani o baba kaç tarafım boyu? 1.85 kardeşim. 1.85, o da güzel. Türk kadınının ortalama boyu 1.58 biliyorsunuz. Beyefendilerinde 1.71. 1.58 mi gerçekten? 1.58 Türk kadını. 1.71 de erkek. Boyun kaç Cengiz abicim? 75 civarı. Standardın üstündesin demek ki. Ben 1.70'im. Bir kalkabilir miyiz? Bir kalkalım da aradaki farkı bir görün. Gel Cengiz abi, gel. Sen de Türk erkeğini temsil et, Allah'ını seversen. Aha, değil mi? Topuk var. Bende de topuk var. Bende topuk var ama gel Özlemciğim, gel. Şimdi ben topuğumu çıkaracağım ama. Heh, gel. Bir dakika, şöyle şunu çıkaracağım ve şöyle kalacağım. Heh, bu benim normal halim. Bakar mısınız? Sen de topuklarını çıkar. Yok, benimki çok zor çıkıyor. Böyle bir haldeyiz yani. Özlem, gördüğünüz gibi vücut tamamdır yani Özlem Hanım da. Ben teşekkür yine ederim. Topuklarımın üstüne çıkayım. Kendimi cüce gibi hissettim çünkü.
Ama bir dakika bir şey söyleyeceğim. Yani boy pos çok güzel ama vücut da çok endamlı. Zaten filenin sultanlarının güzellikleri de evet, gerçekten doğru. Biliyorsun abi. Teşekkür ederiz. Peki kendi boyunuza uygun beyefendiyi nereden bulacağız? Yani onlar beni buluyorlar. Abicim seni yorduk. Buyurunuz efendim. Tabii bu bu süreçte en son şey ama hayatın bir gerçeği. Yani çok açıkçası hani her zaman iş deriz ya. Hani işte olduğumuz zaman spor camiasının içinde oluyorsunuz. Spor camiasının içinde olduktan sonra da işte arkadaşlarınız, etrafınızdaki insanların hepsi sporcu oluyor. Onlar da zaten çok kısa olmuyorlar. Hani çok da uzun da olmuyor. Yani ortalama zaten öyle hani çok böyle uzun, ben hani kendimden uzun insanlarla hani böyle bir arkadaşlık kurma şeyini pek şey yapmıyorum. Kısa mı olsun? Ortalama, aynı boyda olsun. Ortalama bir şeyler. Brezilya ile karşı karşıya geldi. Bu kadar zorlanmadı kızcağız yani. Haklısın yani. Ama ben de merak ettiğim için sordum gerçekten. Çünkü hani ortalamaları biliyorum bizim standartların. Ama sen de çok haklısın. İnsan hangi camianın içerisindeyse o camiadan arkadaşlıklar ediniyor. Bu kız da olur, erkek de olur. Peki hedef ne? Brezilya'yı yenmek mi? Şimdi tabii ki bizim hedeflerimiz her zaman daha Bir yüksek çıtayı her zaman yükseltmek. Şimdi tabii ki biz üçüncü kez dünya şampiyonasına katılıyoruz ve gerçekten hani oraya gittiğimizde artık karşılaştığımız ülkeler bizi tanıyorlar ve bizim nasıl tehlikeli bir takım olduğumuzu biliyorlar. Biz biraz maça çıktığımızda milli duygularımızı hissederek oynuyoruz. Gerçekten mesela maçtan evvel tabii ki teknik taktik karşı takımın hani oyunu çok önemli ama biz hani karşı takımın taktiğinden çok tabii ki onları dinliyoruz ama hani biz istedikten sonra sonuçta Türkiye'yi temsil ediyoruz ve şuranda Ay Yıldız var. Hı-hı. Onu hissettikten sonra ve hani maça çıktığınızda İstiklal Marşı okunuyor. O İstiklal Marşı olayı bitiriyor. Hı-hı. Onu söyledikten sonra zaten maça çıktıktan sonra hiçbir şekilde hani önünüze hani en iyi takım da çıksa elinizden geleni yapacak şekilde oluyorsunuz. Hani milli duygularımızla oynuyoruz daha çok maçlarda. Zaten burada da hala Ay Yıldız'ın, evet. Ay Yıldız evet. Tabii bir milli formayı taşıyınca ve Türk halkının hissiyatını, duygularını ve desteğini arkanda hissedince bir sporcu olarak muhtemelen şevke gelmemek, mutluluğa gelmemek, gaza gelmemek mümkün değil. Yani şöyle bir şey de var. Mesela dışarıda yürüdüğünüz zaman ışıklarda bekliyorum. Karşıdan karşıya geçeceğim. Karşıdan karşıya geçerken tam ortada, yolun ortasında bir tane teyze beni dedi, gel seni alnından öpeceğim. Yani öptü, işte sizi şöyle seviyorum, çok beğeniyorum, işte Türk kızlarını çok güzel şekilde temsil ediyorsunuz falan. Bu arada ışık yandı, arabalar korna falan, tamam teyzeciğim falan filan, karşıya geçelim isterseniz orada konuşalım falan. Yani gerçekten destek, hele Ankara seyircisinin işte o dönem maçlara giderken biz polis koruması eşliğinde gidiyorduk gerçekten. Hani bu kadar koruma sanıyorum Cumhurbaşkanımızın ya da Başbakanımızın bile bu kadar koruması olmayabilir. Biz hani arkamızda, önümüzde motosikletli işte polisler bize çok orada güç de kuvvet de verdiler. Hani çok fazla böyle kendinizi önemser hissediyorsunuz ve maça giderken evlerinde camlarından çıkan İnsanların çoğu bayrak sallıyorlar, alkışlıyorlar falan. Bu şekilde biz maça gidiyoruz ve o maçı çıkıp nasıl kötü oynayabilirsiniz? Hani öyle bir şey yok. Maça çıktığımızda zaten full, tribünler fulldü. Ve bir o kadar da dışarıda kalan bir sürü insan var. Bunları gördükçe zaten hani... Bir sporcunun mutlu olmaması imkansız. Bir de güzellikleriniz de çok konuşuluyor biliyorsunuz. İşte şu çok güzel, bu çok güzel, şunu çok beğeniyorum yani, gibi. Yani bazen hani şey de alıyoruz, negatif şey de alıyoruz, eleştiri alıyoruz. Fakat yani neye eleştiriliyor? Hani bu kadar çok makyaj yapılıp da maça çıkılır mı falan filan. Yani biz kendimizi nasıl güzel hissediyorsak o şekilde çıkıp o şekilde oynamak çok daha rahatlatıyor bize. Aynen öyle. Mesela bizim soyunma odamıza girdiğinizde aynanın önünde hani yapmayan arkadaşlarımız da var ama en azından bir allık, bir ruj sürüp, bir rimel sürüp öyle çıkıyoruz maçlara. Yani öyle kendimizi iyi hissediyoruz. Çünkü tabii ki değil mi? Kendimizi bir şekilde tamam oyunumuzla orada göstermek ama bir de görsel olarak da. Ama tabii ki. Soyunma odamızda mesela o aynanın önündeki yerde
makyaj malzemeleri. Mesela nasıl buraya çıkarken makyaj odası var, makyaj tabii, malzemeleri var. Bizim de soyunma odamızda öyle bir yerimiz vardı. Kadın neredeyse hangi sporu icra ediyorsa muhakkak ki en güzel şekilde gözükmek ister. Çünkü dünya seyrediyor. Bir de hani voleybol yavaş yavaş ülkemizde göz önüne çıkıyor ama dünya çok uzun zamandan beri çok büyük ilgi gösteriyor voleybola. Evet, bir de kendini güzel hissettiğin zaman o da artı bir enerji veriyor sahaya çıktığın zaman. Yani çok zaten abartı bir şey yapmıyoruz ama hafif ufak tefek şeyler yapıp da çıkmak bizi çok daha fazla motive ediyor maça çıkarken. Bir görsellik açısından. Tırnaklarınızı kesiyor musunuz maça çıkarken? Tabii. Tırnaklar kesiliyor. Dipten kesiliyor değil mi? Yani kesmeyenler de oluyor. Bazen işte top geldiği zaman tırnak kırılması tabii, oluyor. Tabii, onun için soruyorum. Mesela parmakları bandajla sarıyoruz. Çok sert toplar geliyor çünkü blokta. Bazı işte kendimiz işte vücudumuzda hani ağrı hissettiğimiz yerde ya da sakatlık olduğu yerde mutlaka oraları önlem alarak zaten fizyoterapistler var. Hmm. Orada özel bandaj yapıyorlar. Hmm. O şekilde çıkıp maçınızda oynuyorsunuz. Voleybol diyenlere ne diyorsunuz? Voleybol ve voleybol diyenler var. Voleybol. Ben her defasında düzeltiyorum. Voleybol diyorum. Ama yani voleybol çok duyuyorum. Voleybol ve voleybolu çok söylüyorlar ama her defasında düzeltmeye çalışıyorum. Değil kızım, voleybol. Voleybol ne, öyle bir şey yok diye. Ama bunu söyleyemeyip de bizim gruptaki maçımızda oynayacağımız grupta hangi ülkeler var? Nasıl oyuncular var? İşte bu ülkemizde oynayan yabancı oyuncular nasıl oynar? Hani bunları bilip bravo, de... Bravo, helal ama, olsun. Ama voleybol diyor. Voleybol olsun. O önemli değil yeter yani. Ki izlesin, takip etsin. Gerçekten çok bilen artık çok fazla insan var. Dünya Türkiye'de şampiyonası varım. Neredeydi şimdi? İtalya'da oynanacak. Ay harika. Eylül'de. Of eyvah, İtalya'da sıkı takım. İtalya tabii ki kendi ev sahipliğini kullanacaktır, avantajını tabii. kullanacaktır. Onlar da iyi. Son dünya sıralamalarında hep böyle ilk üç sırada yer aldılar. Olimpiyatlarda da vardılar. İyi takım tabii ki ama sonuçta de biz dedi. Biz de iyi takımız. Aynen biz öyle. Filenin takımız. Sultanları. Çok güzel duyuluyor, filenin sultanları. Gerçekten bir hanımefendi için çok ideal bir spor olduğunu düşünüyorum ben voleybolun. Yani voleybol hem seyir açısından hem sertlik yok. Ne bileyim gerçekten hani yakışıyor, hoş gözüküyor. Bir de zevkli. Hele şu anda takımlar iyi oldukça, birbirine denk oldukça ve kaliteli yabancılar da geldikten sonra hakikaten seyri çok daha güzel oluyor. Onun için hani voleybol herkes sevmeye başladı. Peki sonuçta bir takımsınız ve bu takım tamamen kadınlardan oluşuyor. Hı hı. Kadınların bir arada olması, çünkü sabah annem bana bir gazete kupürü okuyordu. İşte kadının düşünce tarzı ile erkeğin düşünce tarzı beyinsel fonksiyon olarak çok farklı. Erkek bir şeyden hoşlanmadığı zaman direkt söylüyor. Kadın çok alengirli düşünüyor ve çok bazen içine atıyor, problem içinde büyüyor. Tartışmalarınızı, problemlerinizi oluyordur muhakkak. Nasıl çözüyorsunuz? Tabii ki yani sonuçta çok uzun dönem kamp yapıyorsunuz. Aynen öyle. Ve sürekli 14-15 kişi bayan bir olarak arada. Hep bir aradasınız. Allah! Ben zaten takım kaptanı olduğum zamanda hani herkes bir şekilde sorumluluğunu yapması gereken her şeyi biliyor. Bir tek olumsuzluk, tartışma çok fazla hani antrenmandan sonra hep bir aradasınız. İşte ne bileyim yemek menüsü verdiğinizde makarna yazalım diyoruz. Ben makarna yemem, ben pilav istiyorum mesela. Ha, eyvah. Hani tamam o zaman onu öyle yapalım. Bunu yarısı makarna olsun, yarısı pilav olsun. Ama bu hani kötü anlı, hani en kötüsü bu diyeyim size. Hani onun haricinde öyle... Ufak tefek kaprisler. O da sporcunun şanındandır canım. Zaten takım olmak çok önemli. Takım olmadıktan sonra birbirini seviyor değil mi? Olmadıktan sonra... zaten o başarı hani ne kadar gelse de yine problem olunca hani bir yerde bir şeyler oluyor ama herkes birbirini çok seviyor. Herkes birbirine saygılı ve ne güzel. Herkes birbirini çok iyi tanıyor. Hani hep beraber olduğumuz için herkes artık birbirini çok tanıyor. Ondan çok fazla hani büyük böyle tartışma ama olmuyor değil, oluyor. Tabii ki muhakkak. Kulüp takımlarında da oluyor. Olmaz mı? İnsan sırasında annesiyle babasıyla tartışıyor. Tabii ki tartışma olacak. Zaten tartışmadan olmadan da zaten
Hani illaki iyilik için, bir şeyleri başarabilmek için o tartışmalar sonuçta yani. Bütün takıma lütfen çok sevgilerimizi ve tam desteğimizi ilet sevgili Özlem. İyi ki geldin. Seninle birlikte olmak çok büyük bir mutluluk ve şeref de, çünkü Ay Yıldızlı bayrağımızı taşıyarak muhteşem başarılara imza atan takımın bir parçasısın. Teşekkür ederim. Gerçekten filenin sultanları, göz bebeğimiz. Sen de onlardan birisin. Çok teşekkürler. İyi ki geldin. Ben teşekkür ederim. Ben de sizi iyi ki tanıdım. Çok şekersiniz. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin diyorum. Çok teşekkür ederim. Dediğim gibi tüm takım arkadaşlarına selam. Tabii ki. Tabii ki söylerim. Kısa bir reklam arası.